Aynı zamanda Gezi'de de böyle olmuştur. Gezi direnişinde en yoğun direnişi biz burada Armutlu'da, Uğur Mumcu'da bu sokaklarda yaşadık. Bu vesile de Gezi şehitlerini, Abdullah Cömert'i, Ali İsmail Korkmaz'ı, Ahmet Atakan'ı ve Berkin Elvan'ı da anmak istiyorum. Onları saygıyla ve sevgiyle anıyorum. Onların mücadelesi bizim burada mücadelemizde yaşıyor değerli yoldaşlar. Evet, bir krizden sarmalın içerisindeyiz. Ekonomik açıdan, siyasi açıdan, ekolojik açıdan ve insani açıdan bir krizler döneminden geçiyoruz. Dün biz burada bu sokaklarda gezerken, pazarlarda gezerken birçok esnafımızla konuştuk ve ekonomik krizin en büyük çarpıcılığını tekrar tekrar görmüş olduk. Faturalarımızı ödeyemeyecek durumdayız. Ciddi bir krizle karşı karşıyayız. Ama buna karşı emekçiler ve ezilenler yoksulluğa, krize karşı mücadele etmeye devam ediyor. Yemek sepetinde, Trendyol'da, Fairplus'ta, Ali Ağa'da ve birçok alanda emekçiler seslerini yükseltiyor. Biz bu krize, bu yoksulluğa faturasını ödemeyeceğiz demeye devam ediyor. Aynı zamanda ekolojik krizle karşı karşıyayız. Buna karşı mücadelemiz yürüyor ve her alanda yükseliyoruz. Geçen günlerde İskenderun Höyük'te, Kaz Dağları'nda ve birçok alanda doğamıza ve toprağımıza sahip çıkacağız demeye devam ediyoruz. Çünkü biz kapitalizmin AKP-MHP eliyle ekolojiyi talan etmesine, kar hırsıyla her yeri talan etmesine hayır diyoruz. Daha birkaç gün önce zeytin alanlarının madene açılması konuşuldu. Burada hepimiz, birçok arkadaşımız zeytincilik yapıyor. Bunların ne demek olduğunu, geleceğimizi yok etmek demek olduğunun farkındayız. Bütün bunlara karşı mücadele ediyoruz, umudumuzu büyütüyoruz sevgili yoldaşlar. 8 Mart'a doğru giderken ben buradan bir kez daha tüm direnen kadınları selamlamak istiyorum. Türkiye'de, Rojava'da ve tüm dünya direnen kadınlara selam olsun. Biliyoruz ki binlerce yıllık ataerkil sisteme karşı kadınlar evde, işte, sokakta, fabrikada, tarlada ve her alanda her zaman direndi ve direnmeye devam edecek. Ama son 10 yıldır, 15 yıldır AKP-MHP iktidarının özellikle kadın düşmanı politikalarıyla iç içe geçmiş ataerkil sistem bizi daha fazla yıkıma, daha fazla zorbalığa mahkum ediyor. Bir gece yarısı İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırabiliyor. Buna karşı da biz de mücadelemizi büyütüyoruz sevgili yoldaşlar. Biz kadınlar hiçbir zaman İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz demeye devam ediyoruz. Alan alan, sokak sokak mücadeleyi büyütüyoruz. Şimdi nafaka hakkına göz diktiler. Kadınlar gene nafaka hakkını gasp ettirmeyeceğiz diyor. Nafaka hakkına karşı mücadeleyi yükseltiyor sevgili yoldaşlar. Evet, bizler kadınlar olarak her alanda eziliyoruz, sömürülüyoruz, şiddete, tacize, tecavüze maruz kalıyoruz. Bir varlık ve yokluk mücadelesi veriyoruz. Gün geçmiyor ki bir kadın arkadaşımızın katledilme haberini duymayalım. Gün geçmiyor ki bir şiddet olayıyla karşı karşıya kalmayalım. Peki bunlar neden besleniyor? Tabii ki iktidarın kadın düşmanı politikalarından, tabii ki iktidarın katilleri cezalandırmayan, hatta onları serbest bırakan, cesaretlendiren konuşmalarından besleniyor sevgili yoldaşlar. O yüzden biz kadınlar diyoruz ki AKP-MHP iktidarına en büyük kaybettiren kadınlar olacak. Bu iktidara biz kadınlar ortak mücadelemizle, isyanımızla, tüm farklılıklarımızla ve renklerimizle, var olma mücadelemizle kaybettireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın yoldaşlar. Evet, bir Antakya'dayız. En çok Antakya yaşamıştır savaşların ne getirdiğini, bizi neler kaybettirdiğini. Savaş biliyoruz ki daha fazla yoksulluk demek, daha fazla göç demek. Bir savaşın gene kıyısındayız. Biliyoruz ki Ukrayna'da bir savaş var. İşte geçtiğimiz dönemlerde Suriye'de, Orta Doğu'da ve birçok yerde savaşları gördük hepimiz. Biz biliyoruz ki bu savaşlar halkların savaşları değil. Bu savaşlar emperyalistlerin savaşı. Biz bunların bir parçası olmayacağız. Biz halkların kendi kaderini tayin hakkını tabii ki savunuyoruz.
Halkların kendi mücadelesinin, demokrasi ve özgürlük mücadelesinin ancak tarafı olabiliriz. Bu savaşların asla ve asla hiçbir şekilde tarafı değiliz. Biz barışın yanındayız, barışın tarafıyız sevgili yoldaşlar. Bunu demeye, bu topraklardan daha güçlü bir şekilde yükseltmeye devam edeceğiz. Biliyoruz ki AKP-MHP iktidarı, evet, hepimizin üzerinde baskıyla, zorbalıkla kalmaya devam ediyor ve baskısını sürdürüyor. Bizler halklar olarak, tüm ezilenler olarak, ezilenlerin üçüncü yolunu örmek zorundayız. Az önce Barış Vekilimiz de söyledi, çokça konuşuyoruz bugünlerde, Demokrasi İttifakı'ndan bahsediyoruz. Evet sevgili yoldaşlar, Demokrasi İttifakı'nın ve üçüncü yolun en önemli güçlerinden bir tanesi Halkların Demokratik Partisi'dir. Çünkü Halkların Demokratik Partisi kuruluş felsefesi gereği üçüncü yol dinamiklerinin üzerine kurulmuştur. Biz Halkların Demokratik Partisi'ni kurarken tüm kadınlar, gençler, feministler, Kürt Özgürlük Hareketi, sosyalistler, Aleviler ve tüm halklar hep birlikte kurduk. Çünkü biliyorduk ki bizi tekleştirmeye, ayrıştırmaya çalışanlara karşı ancak hep birlikte olursa, hep birlikte mücadele verirsek bunun üstesinden geliriz. O yüzden Halkların Demokratik Partisi aslında tüm bu mirasların, tüm bu mücadele dinamiklerinin üzerine kurulmuş bir partidir. İktidarın bizim partimize, Halkların Demokratik Partisi'ne, onun bileşeni sosyalistlere özellikle saldırısı tam da bu yüzdendir. Çünkü bu ülkede biliyor ki Halkların Demokratik Partisi var oldukça, Halkların Demokratik Partisi örgütlendikçe faşizm kurumsallaşamaz ve asla iktidar olamaz sevgili yoldaşlar. Bu yüzdendir bu kadar saldırısı, bu yüzdendir kapatma davaları, bu yüzdendir gözaltılar, bu yüzdendir bu kadar arkadaşımızın cezaevinde hala oluyor olması. Evet sevgili yoldaşlar, bu yüzden bir kez daha bu kongre vesilesiyle bizler barıştan, demokrasiden, özgürlükten, emekten yana olmaya devam edeceğimizi tekrar deklar etmek istiyoruz. Bizler en önemli görevimizin ve en acil görevimizin AKP-MHP iktidar bloğunun tasfiyesi olduğundan yola çıkarak tüm enerjimizi ve tüm gücümüzü birleşik mücadeleye, birlikte mücadeleye ve Demokrasi İttifakı'nın kurulmasına vereceğimizi bir kez daha söylemek istiyoruz. Bizler birleşirsek Hakkari'den Edirne'ye, Samandağ'dan İstanbul'a Halkların İttifakı'nı, Ezilenlerin İttifakı'nı oluşturabilirsek bizim karşımızda hiçbir güç duramaz. Bunun bilinciyle ve bunun farkındalığıyla hareket etmeliyiz. Bu vesileyle tekrardan bu kongrenin barışa, özgürlüğe, kardeşliğe vesile olmasını, mücadelemizi daha fazla güçlendirmesini temenni ediyorum. Hepinizi Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ehlen ve sehlen cemiyen. Bişa'b-ı sırh, bişa'b-ı hirri, bişa'b-ı lıhvi. Teşekkür ediyorum, kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Eş Genel Başkanım. Hatay Halk Evi üyesi yoldaşlarımız aralarında, onlara da hoş geldiniz diyoruz. Ve çok kısa selamlamaları için Toplumsal Özgürlük Partisi kurulu üyesi, Sözcüler Kurulu üyesi Sayın Julian Gözel'i buraya davet ediyorum. Buyurun Sayın Gözel, hoş geldiniz. Sevgili dostlar, yoldaşlar, herkese merhaba. Hepinizi partim Toplumsal Özgürlük Partisi adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet, tarihsel ve önemli bir dönemecin başındayız. Bir kavşaktayız. Bir tarafta halklarımızı, Türkiye halklarını seçeneksiz bırakan açlık ve zulüm iktidarının faşizmin kurumsallaşma süreci içerisindeyiz. Öte tarafta altılı masanın yine sistemi revize ederek, halklara sanki yeni bir umut vaat ederek ama aynı açlık ve zulüm iktidarını sürdürme seçeneğini yarattığını görüyoruz. Bizler burada ezilenler, direnişi büyütenler olarak tarihi yazıyoruz. Tarihin başlangıcını yazıyoruz sevgili dostlar. Faşizmin kurumsallaşma süreci karşısında direnenlerin hesabını bozduğu bir sürecin içerisindeyiz. Evet, bunun en büyük dinamiği Kürt halkının onurlu direnişidir. Bunun en büyük dinamiği açlık ve zulüm iktidarına karşı bugün yemek sepetinde
Köyü'nde direnen işçilerdir. Farplas'ta direnen işçilerdir. Ali Ağa gemi söküm işçileridir. Bunun en büyük dinamiği İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyen kadınlardır. Eşit yurttaşlık hakkı için direnen Alevilerdir. Her bir ağacı tek tek savunan ekolojistlerdir. Bizler 3. yolu demokrasi ittifakını kurmaya çalışıyoruz. Faşizmin kurumsallaşma süreci karşısında açlık ve zulüm iktidarına teslim olmayacağımızı bir kez daha söylüyoruz. HDP'nin çağrısıyla yan yana gelen ve toplanmaya başlanan demokrasi ittifakı işte tam da kritik bir süreçte önem arz etmektedir. Bizler Toplumsal Özgürlük Partisi olarak bu masanın içinde bu masada alınan kararları hayata geçirmekle yükümlüyüz. Hep birlikte yapacağız bunu. Faşizmin karşısında halkların özgürlük, eşitlik, barış söylemini hayata geçireceğiz. Bunları hep birlikte yapacağız. HDP'nin Hatay İl Kongresi'nde yeni yönetimde görev alacak arkadaşlara şimdiden başarılar dileriz. Partim adına tekrar hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Gözen. Akademik temsilciliği aramızda, onlara da çok çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz diyoruz. Şimdi çok kuvvetli alkışlarınızla hem hocamız hem eş genel başkanımız Sayın Mithat Sancar'ı buraya davet ediyorum. Buyurun Sayın Eş Genel Başkanım. Buyurun, hoş geldiniz. Bu alkış yeterli değil arkadaşlar. Daha kuvvetli alkışlarınızı rica ediyoruz. Teşekkür ederim. Buyurun başkanım. Merhaba ya Sıdıklı Aziziyet. منطقة أنتاكي هي منطقة شعوب منطقة الإخوة ومنطقة الصلح كل من يعيش بلوكته بثقافته باعتقاده أكبر أمنا هاي الإخوة تكون بكل تركيا وبشرق الأوسط وبكل عالم التحياتي أهلا وسهلا بكم قلبي بي هجا ميفان العزيز أزوى حموها جدر جان سلاف دكب هن حمو بخيرات سر سلمات سر كابمات Sevgili halkımız, değerli misafirlerimiz, sevgili dostlar, kongremize coşkuyla, heyecanla bu havayı taşıyan bütün değerli yoldaşlar, hepiniz hoş geldiniz, hepinizi yürekten selamlıyorum. Antakya'da bulunmak her zaman beni heyecanlandırır. Antakya HDP fikriyatının filiz verdiği, boy attığı topraklardandır. Tıpkı benim yetiştiğim, büyüdüğüm şehrim Mardin gibi. Ne zaman Mardin'i düşünsem Antakya gelir aklıma. Ne zaman Antakya'ya gelsem Mardin'i düşünürüm. Evet, halkların, inançların, kültürlerin birlikteliği, barış içinde yaşamı bu topraklarda örnek bir model oluşturmuştur. Bugüne kadar bu topraklar bu kültürel zenginliği, bu kardeşliği korumuştur. Bütün düşmanlaştırma çabalarına rağmen, bütün ayrıştırmalara rağmen, nefret diline, saldırılara, komplolara rağmen bu inançtan, bu amaçtan bu toprakta yaşayanlar vazgeçmemiştir. Onun için buralar barışın, eşit, gönüllü, birlikteliğin topraklarıdır. Tıpkı HDP fikriyatının ruhu gibi. O nedenle Antakya'da bulunmak, Antakya'da sizlere seslenmek, Antakya'dan sevginizi, desteğinizi
alkışınızı almak büyük bir şereftir, büyük bir değerdir. Tam da dünyada savaş tamtamları bütün hızıyla çalmaya devam ederken Antakya gibi şehirlerimizde, Mardin gibi topraklarımızda kardeşliğin, barış içinde birlikte yaşamın nasıl değerli olduğunu çok daha fazla anlamış olmamız gerekiyor. Yıllardır HDP olarak biz barışın ancak eşit gönüllü birliktelikle, halkların dayanışmasıyla kurulabileceğini söylüyoruz. Biz barış derken bazıları bizlere dudak büküyordu. Bunlar da durmadan barış diyorlar. Nedir barış? Ne istiyorlar? Ne demek barış? Evet, barışı anlayabilmek için maalesef bazen savaşın, yani barışın karşıtı olan savaşın yıkıcılığını yaşamak gerekiyor. Şimdi bu yıkım dünyayı tehdit ediyor. Bölgemizde, ülkemizde yıllardır sürdürülen savaş politikalarına karşı barışın sesi olmak için her alanda çalıştık. Asla bu mücadeleden taviz vermedik. Asla bu hedeften vazgeçmedik. Ve barışın ancak halkların güçlü buluşmasıyla, eşit birlikteliğiyle mümkün olacağını söyledik. Şimdi bunda ne kadar haklı olduğumuz bir kez daha savaşın yıkımı canlı bir şekilde bütün dünyanın gözleri önüne serilmişken ortaya çıktı. Bu ülkede barış ancak demokrasiyle gelir. Demokrasi ancak Kürt sorununa demokratik çözümle kurulabilir. O nedenle biz bu ülkeyi demokratikleştirecek, cumhuriyeti demokrasiyle buluşturacak büyük barışı hedefliyoruz, büyük barış için yürüyoruz. Barış ve demokrasi birbirinden koparılamaz. Demokratik çözüm ve bu ülkede özgür yaşam birbirinin parçalarıdır, birbirlerinden koparılamayacak şekilde bağlıdır birbirlerine. Bu yüzden mücadelemizi demokrasi ve barış, ekmek ve özgürlük üzerine kurduk. Halkların ortak mücadelesi üzerine kurduk. Demokrasi ittifakını da bu ortaklığın ana politikası olarak belirledik. Öyle bir zihniyet ve iktidarla karşı karşıyayız ki 10 yıllardır bu ülkeye yıkımı, yoksulluğu, savaşı, talanı dayatıyor. AKP, MHP, faşist bloğu bu ülkede son 5-6 yılda savaş politikalarının her türünü devreye soktu. Suriye iç savaşında IŞİD gibi, diğer cihatçı, yıkıcı örgütler gibi odakları destekledi, yol verdi, yıkımın ortakları arasında yer aldı. IŞİD zihniyeti her türlü farklılığı yok sayan, herkesi tek bir kalıba sokmaya çalışan, bunun için de bütün zulüm yöntemlerini, vahşet yollarını kullanabilen bir zihniyettir. Buna karşı halkların özgürlük ve demokrasi mücadelesi yer alıyor. Bunun karşısında birlikte gönüllü, eşit, özgür yaşam ideali yer alıyor. İşte bu topraklarda asıl mücadele bu iki zihniyet arasındadır. Tekçi, baskıcı, zalim zihniyet mi? Özgürlükçü, eşitlikçi, özgürlük ve demokrasiyi kendi yaşamının vazgeçilmez temeli sayan anlayış mı? Bu ülkede asıl kazanacak olan işte bu ikinci zihniyettir. Nitekim Suriye'de, Rojava'da IŞİD zihniyetine vurulan büyük darbe bu tekçi, zalim, vahşi
anlayışı bölgeyi sarmasına, egemenlik altına almasına dur demiştir. İşte AKP-MHP iktidarının bütün hırçınlığı bu bölgeye ve ülkeye bu zihniyeti getirmek için uğraşanlara karşı büyük direniş gösteren halkların özgürlük mücadelesidir. Öfkesi bu zihniyeti yenilgiye uğratan mücadelenin kararlılığınadır. HDP'ye saldırırken asıl bu kararlılığa, bu mücadeleye saldırmaktadır. O saldırılar aynı zamanda bir intikam operasyonudur. Öfke, kin operasyonudur. Biz yolumuza yine aynı hedefle, kararlılıkla devam ediyoruz. Baskılar bizi yıldıramıyor. Ülkeyi savaş politikalarıyla, rant ve talan ekonomisiyle yıkım noktasına getirdiler. Felaketten felakete sürüklüyorlar. Emekçilerin haklarını, ekmeklerini her geçen gün daha fazla gasp ediyorlar. Doğayı talan ediyorlar. Yandaşa peşkeş çekiyorlar. Kadınların şiddete uğramasına, katledilmesine zemin hazırlıyorlar. Gençlerin geleceğini, umutlarını, neşelerini gasp ediyorlar. İşte buna karşı asıl yapılması gereken nedir? Buna karşı bütün bu saydığım mazlumların, mağdurların, Kürt halkının özgürlük mücadelesi başta olmak üzere, kadınların eşit hak mücadelesi, gençlerin özgür gelecek mücadelesi, emekçilerin ekmek ve onur mücadelesi birleştiğinde bu iktidar mutlaka son bulacaktır. Bu zihniyet mutlaka yenilecektir ve yeni bir başlangıç mutlaka inşa edilecektir. Yıllardır sürdürdükleri rant politikalarının, talan politikalarının yol açtığı sonuçları Türkiye'nin dört bir köşesinde yaşıyoruz. Antakya'da bu yıkımı yaşayan şehirlerimizdendir. Bakın şimdi de zeytinlikleri maden şirketlerine peşkeş çekmek için yönetmelikler çıkarıyorlar. Ayçiçek ekim tarlalarını Trakya'da imara ranta açtılar. Ayçiçeği üretimi bitme noktasına geldi. Şimdi bu ülkede yağ kuyrukları oluşuyor. Sıraya zeytinlikleri koydular. Bin yıllık o dik ağaçların, barışın, verimin sembolü zeytinlikleri 3-5 maden şirketine peşkeş çekmek için yok etmeye niyetlendiler. Ama halklar direniyor. Halklar bu talan politikasına dur diyecek güçtedir. Mücadele ortaklığı bu talanı durduracak kuvvettedir. O nedenle her türlü talana, her türlü sömürüye, her türlü zulme karşı şimdi olduğu gibi yarın da hep birlikte mücadele etmeyi asla bir kenara bırakmamalıyız. Asla ihmal etmemeliyiz. Ortak mücadeleden buradan çıkacak gücün bu ülkeyi özgürlüğe, eşitliğe, barışa, demokrasiye götüreceğinden asla şüphe duymamalıyız. Antakya aynı zamanda biraz önce sevgili arkadaşlarımın söylediği gibi bir direniş ve mücadele coğrafyasıdır. Haksızlığa boyun eğmeyen, onurunu her şart altında koruyan bir geleneğin mekanıdır. İşte isimlerini saydılar arkadaşlarım ama ben yine de Ali İsmail Korkmaz'ları bir kez daha anayım. Abdullah Cömert'leri bir kez daha saygıyla anayım.
Ahmet Atakanları buradan bir kez daha minnet ve saygı göndereyim. Ve daha nicelerine. Ve daha nicelerine. Buradan mücadeleye hayatları pahasına verdikleri o değerli katkıdan dolayı saygılarımızı sizin aracılığınızla iletelim. Evet, boşuna ödenmiyor bu bedeller. Bedel ödüyoruz, doğrudur. Yoldaşlarımızı cezaevlerine tıkıyorlar, doğrudur. Her gün yeni yöntemlerle bizleri sindirmeye çalışıyorlar, bu da doğrudur. Semra Vekilimizin dokunulmazlığını kaldırıyorlar. Aysel Tuğluk arkadaşımızı hücrede ölüme mahkum eder şekilde rehin tutmaya devam ediyorlar. Onun gibi hasta pek çok mahpusa fiilen idam cezasını uyguluyorlar. Doğrudur ama asıl büyük doğru şudur. Baş eğmeyeceğiz, boyun eğmeyeceğiz, asla teslim olmayacağız. Onlar saldırdıkça biz büyüyoruz. Çünkü yolumuz doğru, davamız haklıdır. Dünyada savaş tehdidi yayılmaya devam ediyor. Rusya Ukrayna'yı işgal ediyor. Ve NATO, ABD yayılmacı, kışkırtıcı politikalarıyla savaşın zeminini güçlendiriyor. Bizler sadece ülkemizde değil, bölgemizde de ve bütün dünyada da barış istiyoruz. Savaşa bütün inancımız ve kararlılığımızla hayır diyoruz. Çünkü savaş yıkım demektir. Savaşın faturasını en çok yoksul halklar öderler. Bir avuç savaş baronu, silah baronu, bir avuç sermayedar savaşlarda servetlerine servet katar ama yoksulun canı gider, ekmeği gider, toprağı, yurdu gider. O nedenle savaş asla halkların, emekçi ve yoksul halkların yararına değildir. O nedenle savaşa her yerde, her şart altında karşı çıkmak en başta ezilenlerin, emekçilerin, yoksulların görevidir. Bizler burada barış derken bizimle dalga geçenler ya da dudak bükenler bize şimdi barış havarisi kesilmişlerdir. Suriye'de savaş politikaları, Orta Doğu'da işgal politikaları güden bir iktidarın ve onun yandaşlarının barış kelimesini ağızlarına almaya hakları yoktur. Eğer gerçekten barış istiyorsak her yerde barış diyeceğiz. Eğer işgale karşıysak her yerde işgale karşı çıkacağız. Ukrayna'da işgale karşı çıktığımız gibi Afrin'deki işgale de karşı çıkacağız. Evet, Selekaniye'deki işgale de karşı çıkacağız. Bütün işgal ve savaş politikalarına hep birlikte her yerde karşı çıkacağız. Savaşa her yerde hayır diyeceğiz. Barış hemen şimdi ve her yerde diye haykırmaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki bu ülkeye de bu bölgeye de barışı ancak halkların ortak mücadelesi getirebilir. O nedenle Demokrasi İttifakı'nı halkların, emekçilerin, ezilenlerin, mazlumların ortak mücadelesi üzerinde inşa etmeye devam ediyoruz. Ne inkarcı, imhacı, sömürücü, talancı zihniyete yol bırakacağız, ne de bunun karşısına sadece küçük düzeltmelerle alternatif adı altında seçenek sunduğunu iddia edenlere meydanı boş bırakacağız. Hayır. Başka bir imkan, başka bir seçenek var. Üçüncü yol
ve halkların ortak mücadelesi. İşte bu. Ancak bu yol bizi bu ülkede yeni bir başlangıca götürebilir. Ancak bu yol bizi yeni bir inşa için güçlendirir. Yeni inşa, yeni başlangıç eski zihniyette. İnkarcı, imhacı, sömürücü, talancı, rantçı, yalancı, kancı zihniyetten kurtarır. Ülkeye demokratik cumhuriyetin ve büyük barışın yolunu açar. Bunda kararlıyız. Antakya Demokrasi İttifakı'nın ve üçüncü yolun nasıl başarılı olabileceğini mücadelesiyle de göstermiştir. Seçimlerde iradesiyle de göstermiştir. Burada ortaya çıkan bu başarı şimdi bütün ülkeye yayılacaktır. Mücadelede kararlılığımız da yayılacaktır. İnancımız da yayılacaktır. Ve güçlenerek, yürüyüşümüzü sürdürerek yayılacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Biz gerçek demokrasi, güçlü demokrasi, kalıcı barış, büyük barış peşindeyiz. Düşmanlaştıran, halkları birbirine kırdıran, halklar arası nefreti yaygınlaştıran her türlü zihniyete, nerede olursa olsun, kimden gelirse gelsin, karşı duracağız. Ülkeye gerçek demokrasiyi, ortak eşit yaşamı, eşit vatandaşlığı mutlaka getireceğiz. Halklar kimliklerini özgürce yaşayacak, inançlar eşit olacak, ayrımcılık son bulacak. Emekçi alın terinin hakkını alacak, bu ülkenin kaynakları adilce bölüşülecek. İşte bizim bu ülkeye vaat ettiğimiz asıl gelecek budur. Bu geleceği kuracak gücümüz vardır değerli arkadaşlar. Bu gücün varlığına inanalım. Yolumuzda kararlılıkla yürümeye devam edelim. Yürüdükçe büyüyoruz, güçleniyoruz ve yeni bir başlangıcı gerçek anlamda sağlayacak yolu sonuna kadar açıyoruz. O nedenle kendimize güvenelim, inanalım, birbirimizle omuz omuza, el ele, kol kola yürümeye devam edelim. Bu yol bu ülkeye güçlü demokrasiyi, büyük barışı mutlaka getirecektir. Antakya'dan yükselen halkların eşit ortak yaşam idealini mutlaka gerçekleştirecektir. Antakya'dan yükselen onur ve özgürlük, ekmek ve barış, demokrasi ve iş aş hedeflerine, bunların birbirleriyle bağlı olduğu gerçeğine mutlaka daha fazla, daha kuvvetli bir şekilde sarılmalıyız. Bunların hiçbirini, bu hedeflerin hiçbirini birbirinden koparmamalıyız. Kürt halkının 10 yıllardır her türlü zulme rağmen dimdik ayakta duruşunu, Türkiye halklarının ve emekçilerinin ortak iradesiyle buluşturacağız. İşte bu buluşma gerçek özgürlük, güçlü demokrasi ve büyük barışı da getirecektir. Buna inancımız sonsuzdur. Bu yolda yürüyüşümüz mutlaka başarı getirecektir. Kazanacağımızı biliyoruz, mutlaka kazanacağız diyoruz. Hepinizi bu inançla, bu kararlılıkla bir kez daha selamlıyorum. Sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Yeni seçilecek yönetime başarılar diliyorum. Eski yönetimin bugüne kadar harcadığı değerli emekler için kendilerine teşekkür ediyor ve kendilerini de ayrıca bu mücadeleye katkılarından dolayı
her zaman minnetle, sevgiyle yad edeceğimizi belirtiyorum. Yolumuz açıktır. Nehne niştigil minşin sülh bedelen minel harb fi Türkiye uf şarkıl avsat uf kil alem la lil harb na'am lil sülh. Savaşa hayır, barış hemen şimdi ve her yerde. Yolumuz açık olsun. Reyame Bekir'i be serkeftin işbo me işbo gelli hamruva Türkiye işbo gelli hamruva Roşilata Rabim işbo gelli hamruva alemi müminin bu kveşiye de katri ver. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Eş Genel Başkanımıza. Çok çok teşekkürler. Arkadaşlar, delege olan arkadaşların salonu terk etmemesini rica ediyoruz. Birazdan seçimlere girilecek çünkü. Mor Dayanışma Kadın Derneği üyesi kadın arkadaşlar.